Merhaba efendim. Kur'an-ı Kerim'de bayram kelimesi geçer mi? Arapçada bayram, iğit demek. İğit, avdetten yani Türkçedeki ifadesiyle dönmek, adet kelimesinden geliyor. Aynı kökten gelen kelimeler. Yani bir şeyin dönmesi ya da bir döngü diyelim. Yıllık, aylık ya da haftalık bir döngü. Haftada belli bir zamanda, belli bir yerde insanlar buluşup bir şey yapıyorlar topluca işte bunlara iit kelimesi kullanmış bu manayı ifade etmek için. İit kelimesi hem iyi toplantı hem kötü toplantı. Yani kötü bir şey yani bir şey anmak için mesela ölümü anmak için insanların toplanması manasına da geliyor fakat zaman içerisinde öfte neşeli toplantılar, güzel toplantılar, insanın içini açan toplantılar için kullanmış. Yani iit aslında toplanma demek. Mutat toplanma. Yani aylık, haftalık ya da yıllık aynı zamanda insanların toplanması. Geçmişte de bu tür toplantılar çeşitli vesilelerle yapılmış. İşte buna Arap dilinde İd denmiş. İdül Edha ya da İdül Fıtır Kurban Bayramı ya da Fıtır Bayramı yani oruç açma bayramı, Ramazan bayramı olarak ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de İd kelimesi bir yerde geçer. 114. ayet Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir hitabı, bir duası. Maide suresine adını veren hadisenin geçtiği ayetler. 114. ayet-i kerime. Meryem oğlu İsa dedi ki Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines semai tekunu lena fi evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrur razıkin. Bu ayet-i kerime yani 114. ayet-i kerimede Allah Teala ya hitaben Allahümme ey Allah'ım Meryem oğlu İsa ey Allah'ım dedi. Ey Rabbim dedi. Çoğu zaman ya ey Allah'ım mı diye ya da çoğu zaman Ya Rabbena diye hitap edilirken Hz. İsa'nın o dua esnasındaki samimiyetini ifade etmek için Allahümme Rabbena her ikisini birden kullanarak yani ey Allah'ım, ey Rabbim hatta tefsir kitaplarında müfessirler, tabi'in müfessirleri bu hadiseyi anlatırken Hz. İsa tevazu elbiselerini giydi, bir yere çekildi, çok dikkatli bir şekilde ellerini göğüslerinin üzerinde birleştirerek dua etmeye başladı. O dua esnasında gözlerinden yaşlar döküldü. Sakalları hatta yer ıslandı. İşte o haleti ruhi içerisinde Allahümme Rabbena Ey Allah'ım, Ey Rabbimiz Enzil aleyna maideten mines sema Semadan, gökten, senin katından bize bir sofra indir. Bir sofra. Nasıl bir sofra? Sofranın özelliği ne? Tekunu lena iden Bize bayram olacak bir sofra. Yani o sofra bizim için bayram olsun. O sofranın indiği anı biz bayram olarak kutlayalım. Ya da o sofra bizim için bir toplanma, bir sevinç anı olsun hepimiz. Bütün insanlar, inanan insanlar toplansınlar. Belki yüzlerce insan, Hz. İsa'ya inanan sofranın etrafında toplanıp dua etsin, bir bayram yapsın. Demek ki yeme içmeyle, güzel şeyler yiyip içmeyle bayramın bir alakası var. İnsanlar yemek, ve benzeri takım insan nefsinin hoşuna giden şeyleri elde etmek için bir araya geliyorlar. Bayramın böyle bir özelliği, böyle bir tarafı var, böyle bir güzelliği var. Güzel şeyler yiyip içme, güzel giyinme, insanların birbirini görmesi, bir araya gelmesi manası var. Onun için bize bir sofra indir ki bu sofra tekunu iden lena bize ait, bize mahsus bir iit bir bayram olsun. Li evvelina ve ahirna hepimiz için zengin fakir önde olan arkada olan küçük büyük herkes içine kaplayan içine alan bir şeyin evveli ahiri dendiği zaman hepsi anlaşılır aynı zamanda tarih açısından da şimdiki ilk bana inananlara bayram olduğu gibi kıyamet öncesinde bana inanacak benim ümmetimden en son gelecek olanlara da bir bayram olsun manası da olabilir her iki manayı da vermişler müfessirler her iki anlamıyla da çok güzel bir mana yani bayramlar demek ki insanların bir araya geldiği ve insanların ayırt edilmediği, önde olan, arkada olan, küçük olan, büyük olan, zengin fakirin ayırt edilmediği, herkesin bir araya geldiği, herkesin kardeşçe kucaklaştığı zaman dilimleri bunu ifade etmek için tekuni iden lena bize ait bir bayram. Bizim önceki ve sonraki en baştaki ve en sondaki bütün insanları kaplayacak kadar geniş bir neşeyi, geniş bir sofrayı bize indir diye Hz. İsa Aleyhisselam dua etmiş. Rabbena enzil aleyna maideten min sema. Kendi katından bize bir maide, bir sofra indir ki bizim için bir neşe kaynağı, bir sevinç kaynağı olsun. Bizim için bir mutluluk kaynağı olsun. Bize ait bir bayram olsun diye ifade ifade eder hissiyatını duasını. Sonra da ve ayeten mink bu senden bir ayet olsun. Yani seni hatırlamamızı sağlayan, seni anmamızı sağlayan, senin büyüklüğünü, azametini, şanını gösteren bir sofra. Demek ki sofranın içerisinde öyle harikulade şeyler olsun ki insanlar hayran kalsın. Hiçbir şekilde insanların elde edemeyeceği mucize olduklarını açık gördükleri bir sofra olsun diye belki yorumlanabilir. Buradaki ayetten ifadesini ya da basit anlamıyla harikulade sebepler üstü bir şekilde gökten bir sofranın inmesi zaten bir ayettir. Senin bizi sevdiğinin, senin bize lütfettiğinin, senin bize rahmetinle muamele ettiğinin bir işaretidir. İşte bu bayram bizim için böyle bir bayram olsun, böyle bir sofra indir, bir alamet göster, bir işaret göster ki biz senin sevdiğin kullar, kullarınız. Yani biz Allah'ın sevdiği seçkin kullarız diye Hazreti İsa bize, kendi insanlarımıza bir itminan verecek. Onların ruhlarını, onların kalplerini sana bağlayacak. Onların kuşkudan arınmasına vesile olacak bir sofra bize indir der. Verzukna. Sofrada bize rızık ver. Bu rızıklar senin katından olsun. En hayır rızıkın, rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Hazreti İsa Aleyhisselam rızık verenlerin en hayırlısı sensin derken yani orada rızıktan hareketle Allah Teala'nın rezzak olduğuna, Allah Teala'nın rızık verdiğine insanların yönlerinin, veciklerinin dönmesi gerektiğini de ifade eder. İşte bu duada Hz. İsa Aleyhisselam'ın bu duasında baktığımız zaman bu duanın içerisinde Allah Teala'dan, Cenab-ı Hak'tan bir sofra yani bir mucize talep ederken Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine, rubiyetine sığınarak ey Allah'ım, ey Rabbim diyerek dua ediyor. Gözyaşları içerisinde Cenab-ı Hakk'a yakarışa geçiyor ve bir ayet istiyor. Bu ayet insanların imanını kuvvetlendirsin. İnsanların ümitlerini şevklendirsin. İnsanlar için bayram olsun. İnsanları bir araya getirsin. İnsanları toplasın. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanları gelsin lütuf ve ihsanların etrafında insanlar cem olsun bir araya gelsin yeniden bir aşk şevk kazansın bayramların böyle bir manası var Hazreti İsa aleyhisselam da kendi ümmetinin böyle bir sıkışıklık zamanında muhtemelen böyle bir dua yapıyor bu duanın yapılması ile alakalı ya da bu ayetten 114'ten önceki ayetlerde Hazreti İsa'nın havarilerinin Hazreti İsa'dan böyle bir sofra istemelerinin Hikmetiyle alakalı Şöyle bir hadis anlatılıyor rivayetlerde, kitaplarda Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayette Hz. İsa Aleyhisselam havarilerine 30 gün oruç tutmalarını emreder. Ramazan ayında oruç tuttuğumuz gibi. Oruç bitince havariler der ki Hz. İsa'ya bizler falan adamın, falan adamın herhangi birisinin yanında çalışsak o iş bitince iş bitiminde bize bir ikram da bulunur. Bir sofra kurar, bir ziyafet verir. Şimdi biz Rabbimiz için 30 gün oruç tuttuk. Bize bir sofra yok mu? Bir ziyafet yok mu? diye talepte bulunurlar. İşte onların bu talebi üzerine Allah Teala onlara bir sofra indirir. Onlara bir ziyafet gökler ötesinden bir ziyafet çeker. İşte bu ziyafet gökler ötesinden insanlara takdim edilen bu sofra ziyafeti Maide suresinde 112 115. ayetler arasında anlatılır. İz qalel havariyun 112. ayet kerimede hani hatırla ki ey Muhammed hani o anı hatırla ki Hz. İsa'nın havarileri şöyle demişlerdi. Ya İsa ibn Meryem hel yestati rabbuke en yunezzil aleyna maideten min es-semai qalet in kuntum mu'minin. Onlar demişlerdi ki ey Meryem oğlu İsa senin Rabbin bize gökten bir sofra indirir mi? dediler. Buradaki istata kelimesini kullanıyorlar. Yani böyle bir sofra indirmeye gücü yeter mi şeklinde tercüme etmemiz gerekiyor. Tabi bu insanlar havariler yani Hz. İsa'nın seçkinleri söyleyenlerin havari diye isimlendirilmiş olması bunların imanlı insanlar olduğunu gösteriyor. Onun için buradaki istita yani gücü yeter mi kelimesini yapar mı yani böyle bir lütufta bize bulunur mu şeklinde anlamak lazım. Ya da bazıları demişler ki daha başında oldukları için o zaman Hz. İsa Aleyhisselam'dan böyle bir talepte bulunmuşlar. Fakat Hz. İsa Aleyhisselam böyle bir taleple kendisinin karşısına bu insanlar çıkınca onlara Allah'tan korkun demiş. Allah'tan korkun. Böyle bir talepte bulunmak yani bir mucize istemek, bir dünyada yaptığınız işlerin iman etmenizin mükafatını dünyada istemek, Bundan dolayı Allah'tan korkun demişti onlara. İnküntü müminin gerçekten inanmış insanlar iseniz Allah'tan korkun böyle bir şey istemeyin. Dünyada istemeyin mükafatınızı. Dünyada yiyip bitirmeyin yaptığınız hayırlı amellerin karşılığını dercesine onlara eğer gerçekten Allah'a ahiret gününe inanmış insanlarsanız asla böyle bir şey yapmayın istemeyin dediler dedi Hz. İsa Aleyhisselam. Fakat onlar kendi hissiyatlarını şöyle ifade ettiler. قَالُوا نُرِيدُ اَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَتْمَعِنَّ ve nalem Biz istiyoruz ki bu sofranın indirilmesini için istiyoruz? İstiyoruz ki bu sofradan yiyelim. Sonra kalplerimiz tam bir itminana ulaşsın ve na'lem en gad sadaktena bize senin haber verdiğin her şeyin dost doğru olduğunu da anlamış olalım. Senin sözlerinin doğru olduğunu anlamış olalım. Ve nekun aleyha şahidin ve bunun şahitlerinden olalım. Yani biz senin şahitlerin olalım. Senin davanın şahitleri olalım. Ama bunu görmek istiyoruz. Tatmin olmak istiyoruz. Kalplerimiz mutmain olmasın, olsun istiyoruz. Önce yemekten, sonra itminan kalpten, sonra da Hz. İsa'nın verdiği haberlere tam bir hakkal yakin imana ulaşmaktan sonra da bu imanın taraftarları ve şahitli olarak dünyanın her tarafında onun adını, onun namını anlatacak insanlar olmak istediklerinden bahsediyorlar. Yani önce maddi nimetler sonra manevi nimetlere doğru gidiyor. Fakat Hz. İsa önce demişti ki ey Allah'ım bize bir maide indir, bir sofra indir sofra indirdiğin sofra sofrayla Allah'ın Rabbena enzil aleyna maideten min es-sema tekunu lena yiden li evvelina ve ahirina ve ayeten ki Bizim için bayram olsun, cemaatimiz için ve ayet olsun. Önce manevi olanları istemişti. Fakat havariler önce maddi olanı sonra maddi olandan manevi olana doğru kademe kademe isteklerini, taleplerini ifade ediyorlar. Böyle bir talep. Hz. İbrahim Aleyhisselam da yani Hz. İbrahim Aleyhisselam da böyle bir talebi dile getirir. Ölüleri nasıl diriltiyorsun? Görmek istiyorum. İnanmıyor musun? Dendiği zaman Hz. İsa kalbim inanıyorum fakat kalbim ikminana ersin diye böyle bir talepte bulunuyorum demişti benzetilebilir. Hazreti İbrahim'in itminai ile havarilerin itminanı tabii ki mukayese edilmez ama böyle bir benzerlikte ne yapılabilir aralarında kurulabilir. İşte Hazreti İsa'nın havarileri böyle bir talep Hazreti İsa'nın karşısına gelince Hazreti İsa da onların talepleri üzerine gözyaşları içerisinde Allah'a dua etmiş. Ey Allah'ım bize bir maide indir gökyüzünden. Tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten mi? Bizim evvelimiz, ahirimiz için bir bayram olan bir sofra indir ve bizim için senin katından bir ayet olan bir sofra indir senin birliğine, azametine, yüceliğine ayet olsun diye talepte bulunmuşlardı. Fakat daha sonra Allah Teala onların hikayesini, havarilerinin sözünü, sonra Hz. İsa'nın onlara ne dediğini, sonra Hz. İsa'nın kendisine nasıl talepte bulunduğunu anlattıktan sonra Cenab-ı Hak onlara şöyle karşılık veriyor. قَالَ اللّٰهُ اِنِّ مُنَزِّلُ حَالَيْكُمْ Ben muhakkak o sofrayı sizin üzerinize indireceğim. Ama فَمَنْ yekfur بَعْدُوا minkum fe innu azibu azaben la uazibu ahadan min alalemin. Fakat eğer benim indirdiğim bu sofraya Çinizden bir kısım insanlar bunun mucize olduğuna, gökten geldiğine inanmazlarsa onlara öyle bir azap ederim ki o azabı hiç kimseye geçmişte yapmadığım bir azabı onlara yaparım. Yani onları helak ederim, onları mahvederim. Gökten böyle apaçık bir mucize talep ettikleri halde indiğinde eğer kabul etmezlerse onlar şiddetli bir azapla helak edildiler deyince Hz. İsa'nın bazı rivayetlerde Hasan-ı Basit'ten, Mücahit'ten gelen rivayetlerde i̇bn Kesir'in naklettiği bazı rivayetlerde vazgeçtiği, kendi kavminin de böyle bir talepten vazgeçtiği anlat. Fakat ekseriyet itibariyle böyle bir sofrana indiği söylenir. Tabi Hz. İsa'nın böyle bir sofra Hz. İsa'ya indirilmemiştir diyenler iddialarından bir tanesi. Eğer böyle bir sofra indirilseydi, yani Hristiyanlar bunu bayram haline getirir, hiç unutmazlar ve bunu tekrarlardı diye ifade ediyorlar. Yeni Ahit'te Resullerin işleri bahsinde geçen bir bölüm var ki bu bölümde, 9. bölümde Petrus gökten adeta bir sofranın içine konmuş gibi gökyüzünü kaplayan kocaman bir bez parçasının içerisine belki bir muhteşem bir halının ya da sofranın içerisine konulmuş olarak gökten kendisine nimetlerin indirildiğini, canlı koyunların, yiyeceklerin indirildiğini, o da Allah'ın adı anılmayan şeyleri, Allah adına olmayan şeyleri yemeyeceğini haber verir. Aslında bu Hazreti İsa'nın havarisinin den nakledilen bu bilgi, böyle bir bilginin yani Hristiyanlar arasında gökten bir sofra indirilmesi bilgisinin mevcudiyetine de işaret etmiş oluyor. Aynı zamanda belki sofranın indirilmesi meselesinin Hazreti İsa'nın son akşam yemeği diye meşhur olan o yemek toplantısıyla alakası da olabilir çünkü bu yemek Hazreti İsa'yı, Hazreti İsa'nın havarilerini anlatan en önemli sahnelerden birisi Hazreti İsa'nın nasıl o yemekte mucizeler gösterdiğini bize anlatır. Hristiyan inancı, Hristiyan geleneği belki bununla da ilişkilendirilebilir orasının tafsilatını bilemiyoruz. allah Teala gökten bir sofra indirir ama bunu biliyoruz. Ekseriyet böyle bir sofranın indirildiğini kabul eder. Fahrettin Razi inni münezziluha diyor. Yani ben indireceğim onu diyor Allah Teala. Allah Teala vaad etmiş vaadinden dönmez. Her ne kadar tehdit olmuş olsa da tehdidin içinde yine tehdidin içinde o vaat de var. Allah Teala vaad etmiş ve indirmiştir. Peki ne vardı o sofrada? Nimet yiyecek bir şeyler vardı. Sofrada neler olduğuna dair İbn Abbas'tan diğer müfessirlerden gelen bir takım bilgiler var. Belki İsrailiyattan, belki farklı bilgi kanallarıyla elde ettikleri bilgiler bunlar. Balık vardı, Petrus ve diğerleri balıkçı olduğu için Hz. İsa'nın yakın havarileri belki ondan dolayı böyle bir anlatı var. Balık vardı ve ekmek vardı der, bazıları da balık vardı, ekmek vardı, 5 tane ekmek vardı. Ekmeklerden bir tanesinde üzerine zeytin sürülmüştü, bir tanesinin üzerine peynir sürülmüştü, bir tanesinin üzerine bal, bir tanesinin üzerine tereyağı, bir tanesinin üzerine de pastırma, kurutulmuş et konulmuştu. Böyle bir sofra onlara indirildi ve binlerce insan sofradan yediler, doydular ve şükrettiler Allah'a şükrettiler Allah'ın büyüklüğünü andılar fark ettiler ki Cenab-ı Hak onlara sebepler ötesi sıkıştıkları zaman lütuflarda ihsanlarda bulunur buna benzer hadiseler yani gökten suyun inmesi ya da sofranın inmesi ve benzeri hadiseler sahabenin hayatında da Büyük evliyanın hayatlarında da benzer hadiseler yaşanmıştır. Bunun örneklerini sahabe hayatından ve diğer büyüklerin hayatlarından benzeri örnekleri görmek mümkündür. Onun için mümkündür böyle bir sofranın inmesi bayram günlerini işte böyle bir sofra, ilahi bir sofra, göksel bir sofra, bir bayram olarak telakki etmek lazım. Hz. İsa'nın hadisesinin, bu önemli hadisenin anlatılması ve Maide Suresi'ne isim olması bizim için de bu bayramda Hz. İsa'nın bayram olarak ifade ettiği bu bayramda takım manaların olduğunu, oradan çıkarmamız gereken derslerin olduğunu bizi hatırlatır. En son şununla bitireyim. Hz. Ali Efendimiz bir bayram gününde çok mütevazi bir sofranın başında yemek yerken görünce sorarlar bugün bayram değil mi diye. Bu da der ki Allah bizi ne zaman affede bağışlaya bayram o bayram olur der. cenab Hak günahlarımızı bağışlasın. Bizi kendisine kul kabul etsin. Kendisine, kendisinin verdiği nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eylesin. Hoşçakalın efendim. Hayırlı bayramlar görün. Allah bayramınızı mübarek etsin. Allah yüzünüzü ak etsin. Dualarınızı kabul eylesin. Gönlünüzü her zaman sevinçle, coşkuyla, ümitle doldursun.